Salim Güran'ın yanında çalışan 15 yaşındaki Ramazan Atasoy'un da tutuklanmasıyla birlikte artık tutuklu sayısının 11'e çıktığını biliyoruz. Ve bir başka iddiaysa anne Yüksel Güran'ın narini arama çalışmaları sürerken ambulans çağırdığı ve hemşirelere devlet istiyor, gizli bir test yapılacak diyerek kanını aldırdığı iddiasıydı. Şimdi Yüksel Güran'ın aldırdığı kanla ne yaptığı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Ne yapılmaya çalışılabilir ya da yani ne yapılmaya çalışıldı? Delillerin alınması, saklanması, transferi, incelenmesi bilimsel esaslara ve hukuksal yaklaşım çerçevesinde olur. Yani alınan kan ortalıkta duramaz Kaan Bey. Yani bir kişinin orada burada bu kan var, ben bu kanımı alayım, saklayayım yaklaşım olmaz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa burada bir ihmal var. Yani eğer yapılmışsa, çünkü artık soruşturma derinleştikçe bazı tırnak içerisinde absürtlükleri de görüyoruz. Normalde eğer bir kişiden kan almışsanız, biyolojik örnek, materyal almışsanız bunların alınması, saklanması, nakli, transferi, incelenmesi hukuksal çerçevede ve bilimsel yöntemlerle olur. Ailenin ya da kadının buna ulaşamaması lazım. Eğer ulaşabiliyorsa ve böyle bir iddia varsa gerçekten bunun da sorgulanması gerekiyor. Yani kadının o kana ulaşamaması lazım eğer böyle bir olasılık varsa. Ben bunun gerçek olmadığını düşünüyorum. Gerçek olmadığını umut ediyorum. Bu noktada çok fazla şey, nasıl anlatayım, çelişki var. Ramazan Atasoy'un yaptığı açıklamalarla, düzeltiyorum, verdiği ifadeyle amca Salim Güran'ın ifadesi arasında çelişkiler söz konusu. İşte Nevzat Bahtiyar, itirafçı Nevzat Bahtiyar daha kendi ifadeleri arasında çelişkiye girdi. Ama bunun açıklaması olarak da ilk ifademde, jandarma ifademde korkmuştum, şimdi doğruyu beyan ediyorum şeklinde ifadelerini düzeltti. Anne ile abi arasında işte ifadelerde çelişkiler var. Bir soruşturmada bu kadar çelişki olması normal midir? Ya da yıllardır, evet adli tıp uzmanısınız ama sonuç itibariyle yıllardır cinayetlerle ilgili işte çalışmalar yapıyorsunuz gayet doğal olarak. Normal bir şey midir bir soruşturmada bu kadar soru işareti olması? Tabii ki böyle ağır cezalık davalarda kişiler öncelikle kendini kurtarmaya çalışır. Ve bundan dolayı da bu tür ifade farklılıkları, yaklaşımları olur. Özellikle planlı, programlı bir cinayet söz konusuysa, arka planda birden fazla kişi varsa, çeşitli kodlar varsa, kültürel kodlar, sosyal kodlar, işte ne bileyim mafyavari yapılanmalar, yani pek çok faktör devrede olduğu için soruşturmanın yanlış yönlendirilmesi, kanıtlanamamasına yönelik bu tür yaklaşımlar olur. Burada da özellikle olay yeri inceleme, savcılığın değerlendirmesinde, emniyetin, jandarmanın değerlendirmesinde biz olay yeri rekonstrüksiyonu dediğimiz, olay yerinin yeniden canlandırılması, yani ifadelerin, sanıkların, tanıkların verdiği ifadelerin doğruluğunun anlaşılabilmesi için o verdikleri ifadelerin olay yerinde gerçekliğinin yüzleştirilmesi yapılır. Ve gerçekliği yansıtıp yansıtmadığı buradan anlaşılır. O nedenle süreç bu incelemeyi de kapsıyor. Ramazan Atasoy dedik. Kasten öldürmeden tutuklandı. Onu da hatırlatalım. Kilit isim Ramazan Atasoy olabilir mi bu soruşturmada? Şimdi ben tabii bir adli tıp uzmanı olarak daha çok olay yeri inceleme bulguları, otopsi bulguları, laboratuvar bulguları ve kişilerin üzerinde saptanan klinik patolojik değişimler üzerinden yorum yapıyorum. Tüm olasılıklar söz konusu tabii kişisel ifadem ama bunun değerlendirmesini savcılık, olay yeri inceleme, adli tıp raporları, laboratuvar incelemeleri, araç içindeki incelemeler, sanık tanık ifadeleri hepsini bir araya getirerek bu değerlendirmeyi yapacak. Hem analiz yapacak tek tek, hem de o bilgileri bir araya toplayıp sentez yapacak. Bu bahsettiğiniz katil kim meselesinin yanıtını mahkemeler verecek, hukuk verecek. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinde bir noktaya gidiyor Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar. Evinin çok yakını olan bir 50 metre mesafede bir noktaya gidiyor. Mezarlık yolu diye geçiyor o nokta. Ve orada ikili araçlarını durduruyorlar. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre Salim Güran kendi aracının sağ ön yolcu koltuğunun altında, yani işte orada paspasların olduğu yerden narinin cansız bedenini çıkartıp Nevzat Bahtiyar'a teslim ediyor.
aracında da DNA izleri bulunduğunu hatırlatalım. Uyuşuyor mu Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleriyle, itirafçının ifadeleriyle elde edilen bulgular? DNA örneklerinden bahsediyorum. En azından şunu söyleyebiliriz Kaan Bey. Araç içerisinde özellikle şoför koltuğunda yapılan incelemede Narin'e ait bir biyolojik materyal bulundu. DNA materyali bulundu. Yani bu kesinleşti. Bu önemli bir bulgu. İfadesinin hepsinin full doğru olması ya da yanlış olması söz konusu değil. Bir kısmının uyduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu da vurgulamak gerekir. Araç içinde bir yapılan incelemede, değerlendirmede kuşkulu bölgelerden örnek alınıp Narin'e ait biyolojik materyal DNA bulundu. Oysa bu tür olayların incelenmesinde araçta çeşitli dalga boylarında ışık kaynakları vererek, ultraviyole ışık kaynakları vererek biz çıplak gözle göremediğimiz materyalleri görebiliriz. Yani bu inceleme için araç da Ankara'ya götürüldü biliyorsunuz. Yani daha erken evrede yapılması gerekiyor. Çünkü o delillerin kontamine olmaması, kirlenmemesi adına çıplak gözle göremediğimiz kan, idrar, tükürük, cilt parçaları, kıl ya da giysilere ait materyaller, bu çeşitli dalga boylarında ışık kaynaklarıyla bunları da saptayabiliriz. Yani inceleme sürdüğünü de vurgulamak istiyorum. Bu incelemelerle ek bulgular da elde edilebilir. Peki şimdi biz biraz önce delil karartmak değil ama süreci sekteye uğratmak demiştik. Özellikle bu iddialar aile tarafından yapıldığı, sürecin aile tarafından sekteye uğratıldığı noktasında. İşte yanlış terlik ihbarları ve benzeri. Ya da etrafa terlik bırakmalar, yanlış aramalar, yalan ihbarlar. Bütün bu iddialar zaten araştırılıyor. Fakat bunlar bir soruşturmayı nasıl sekteye uğratır? Şunu sormak istiyorum size. Sonuçta siz bir adli tıp uzmanısınız ve sizlere deliller geldiğinde bunun üzerinde belirli incelemeler yapıyorsunuz. İşte artık DNA incelemesi olur, başka incelemeler olur. Karar verdiğiniz incelemeleri yapıyorsunuz. Peki, işte bir terliğin incelenmesi ya da yanlış bir bulgunun incelenmesi, sonucun ortaya çıkması ne kadar gün ya da ne kadar süre alıyor? Yani bu soruşturma ortaya bırakılan yanlış terliklerle iddia edilen, ortaya bırakıldığı iddia edilen yanlış terliklerle, yanlış iddialarla nasıl bir sekteye uğratıldı? Bunu sormak istiyorum. Arama çalışmaları düzeltiyorum. Evet, arama çalışmalarında özellikle bu olay ortaya çıktığında tabii ki öncelikle tüm hedef canlı bulunmasına yönelik, çocuğun canlı bulunması. Temel hedef, temel perspektif oydu. Fakat her geçen gün, zaman geçtikçe her geçen saat, dakika canlı bulunma aleyhine işliyor. Bunu da biliyoruz. Bilimsel olarak bu kanıtlanmış, ortaya konulmuş bir veri. Bu noktadan sonra da en azından ölüsünün çok erken vakitte bulunması, mümkün olduğu kadar kısa sürede bulunması, günlerdir tartıştığımız ısırık izleri, battaniye, işte arabadaki bulgular vesaire, bunların değerlendirilmesinde eksikliklere yol açıyor. Otopside örneğin biz bulguları elde ederken zorlanıyoruz. Oysa ilk birkaç günde bunları saptasaydık, şu anda biz başka şeyleri konuşuyor olacaktık ve katil ve katiller çok erken bulunacaktı. Ne demek istiyorum? O süreçte biz görüyoruz, bugün bunu tartışıyoruz. Olayın baş şüphelisi, katil ya da katiller olması olasılığı yüksek kişilerin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını görüyoruz. Güvenlik güçlerini yer yer yönlendirdiğini görüyoruz. Ve bunların da delillerin hem saptanamaması, erken saptanamaması hem de ortamın, yani olay yeri inceleme ortamının, artık olay yeri köy. Bu köydeki delillerin kontamine olmasına neden oluyor. Yani kirlenmeye yol açıyor. İşte terlik ona mı ait değil, değil de aslında ama sanki ona mı aitmiş gibi bir yaklaşım getirildi gibi tartışmaları yapıyoruz örneğin. Bu noktada da olay yerinin bu tür olaylarda kapatılması ve aileden başladığı için bu soruşturma araştırmada ailenin bu arama kurtarma çalışmalarında dışlanması, ailenin ve yakın çevresinin çocuğun da mutlaka adli tıp açısından adli tıbbi muayene ve değerlendirmelerinin en erken dönemde yapılması gerekiyor. Kaan Bey, bunu yapsaydık biz şu anda çok başka şeyler konuşuyor olacaktık.